Arkadaşlar uzun zamandır sizinle birlikte böyle oturup konuşmalı bir video çekmiyorduk. Konuşmalı mı dedim ben? Her neyse. O yüzden bugün böyle bana bir garip gelmeye başladı. Böyle kendimi garip hissediyorum. Bugün bir Snapchat soru cevap videosu çekmeye karar verdim. Çünkü çok eğlenceli oluyor. İzliyorum yani ben de sürekli. O yüzden hazırlanırken sizlere bana soru sormanızı istedim. Böyle ilginç, değişik ne kadar soru varsa sormanızı istedim. Çok heyecanlıyım şu an. Ve deli gibi Snap geliyor. Duyamıyorum ne dedim? Teşekkürler. Merhaba Meryem. Seni çok seviyorum. Birkaç tane video göndereceğim. Eğer bir evcil hayvanın olsaydı ne olurdu ve tam olarak bilmiyorum açıkçası. Ben lise zamanlarımda çok fazla böyle hep derlerdi ya dershanelerde, ben de gidiyordum dershaneye. Hedefinizin olması lazım, bir hedef belirleyin vesaire vesaire. 13 sınıftan beri yani hep böyle bunu söylüyorlardı. Ama benim gerçekten yani pek böyle bir belirgin, net, ben bunu olmak istiyorum gibi bir hedefim yoktu ama... Ne olmak isterdim? Küçükken ne olmak isterdim? Veteriner olmak isterdim bir aralar ama işte sayısaldan oluyor, sıkıntı o. Eğer bir evcil hayvanım olsaydı tabii ki kedi olmasını isterdim ve adını... Yürüyen uçak. Yaman koymak istiyorum. Yaman çok tatlı olabilir. Lokum çok güzel bir isim. Hatta bir tane daha var. Tarçın koyabilirim. Evet, tarçın böyle turuncu böyle sevimli olursa tarçın çok güzel olur. Öyle, şimdilik o kadar düşündüm ama umarım gelecekte yani bir zamanlarda bir kedim olur umarım. Sana meydan okuyorum. Benim yaptığımı yapmaya çalışıyorum. Nasıl yapayım? Ben çok kırdın. Kırdın beni goddamit diyorum. Yapamıyorum galiba. Ben beatbox yapamıyorum. Olmadı. Silent night. Kırdın. Bak bu da beni çok kırdı. Kilo almamayı başaramıyorum açıkçası. Yani hatta bu hayattaki en başaramadığım konu sanırım. Beceremiyorum. Bu konuda gerçekten çok kötüyüm ama inşallah yakın bir zamanda spora başlayacağım. Yani gerçekten umarım başlayacağım. Bakalım, kız ağlıyor şu an arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Niye açamıyorum? Hadi ama dostum. Kırdın beni Snapchat. Meryem abla. Merhaba. Adım Yağmur. Merhaba Yağmur. Sana sorum. En son ne zaman düştü? Bu arada ismimi söylersen çok sevinirim. Teşekkür ederim sana sorduğun için. En son ne zaman düştüm? Dediğim gibi çok fazla düşme tehlikesi atlatmıştım geçen günler. Okula gidiyordum bir gün. Anlatmıştım zaten bunu. Hatta elim yara... Ay düşüyor. Hatta elim yara olmuştu o videoda. Bu konuda bahsetmiştim ama sanırım ayrıntılarına girmemiştim. Her neyse okula gidiyordum bir gün. Yolun kenarına da inşaat demirlerini bırakmışlar. Yolda yani geniş bir yol hani benim gerizekalım birazcık. Araba gelmeye başladı arkadan. Ben de böyle korktum. Direkt o inşaat demirlerinin üstüne çıktım. Salak gibi. Her neyse araba yanından geçti gitti. Araba da değilmiş ayrıca. Küçücük bir motormuş ve inşaat demirlerinin üstüne çıkmamla yere düşmem bir oldu. Üstüne üstlük pantolonun dizleri delikti. Dizim pat diye direkt olarak yerlere böyle denk geldi. Ciddi yara olmuştu. Hatta elimde ciddi yara olmuştu ve ben öyle okula gittim. Kötü bir anıydı benim için. Hatta o yolda tam ben iki kere düştüm. Hatta bir keresinde de Kadıköy metrosunun girişinde düşmüştüm. O da çok acı bir anıydı ama bundan bahsetmeyeyim çünkü o gün yeterince rezil olmuştum. Neydi? Çok güzel, çok tatlısın bu arada. Ben çok öpüyorum buradan seni. Vampir olsaydım ilk kim ısırırdı? Vampir olsaydım yanıma sevdiğim birini almak isterdim açıkçası. Hani birlikte takılalım diye. Çünkü vampir olmak güzel bir şey sonuç olarak. De hani öldürmek amaçlı değilse, bir dakika, beslenmek amacıyla olsaydı kimi seçerdim? Bence güzel bir şey. Yanıma bir arkadaş alırdım o yüzden. Büyük ihtimal Elif'i alırdım, ısırırdım yani onu vampir yapardım. Ama beslenmek için kimi seçerdim? Beslenmek için herhalde böyle en sevmediğim kişiyi böyle gider ısırırdım herhalde. Çünkü şimdi temiz beslenmek gerekli yani böyle pis birisini de gidip ısıramam. Hani Edward diyordu ya çok güzel kokuyorsun, çok güzel. Seni yememek için zor tutuyorum vesaire diyordu. Şimdi aklıma onlar geliyor bilmiyorum. Demek ki güzel insanların kanı tadı daha güzel oluyor. O yüzden gider en güzel kişiyi yerdim ben. İlginç soru soracağız. Uyurken kapı açık mı olur, kapalı mı? Cevaplarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Uyurken kapının kesinlikle kapalı olmasını tercih ediyorum. Hatta ben açık olan herhangi bir kapıya karşı böyle normal otururken de çok rahatsız oluyorum açık olmasından. Böyle birileri beni dinliyormuş gibi her an sanki. O yüzden genel olarak kapalı. Evde yalnız olsam uyurken yine kapıyı kapatırım. Çünkü böyle küçük olduğu zaman daha güvenli hissediyorum. Eğer evde yalnız olsam hatta daha çok kapatırdım. Ama evde kim uyumuyorsam büyük ihtimalle açık bırakırım. Meryem abla bir adaya düşsen ve zombiler olsa ne yapardın demiş. Bir adaya düşsen ve zombiler olsa ne yapardım? Büyük ihtimal hayatta pek şansım kalmamış demektir büyük ihtimal yani. Bir türlü herhalde yaşamaya çalışırdım böyle kaçmaya çalışırdım falan filan ama büyük ihtimal yani ölürüm herhalde yerler beni. Çünkü adada yani herhalde yiyecek bir şey bulamıyorlardır. Açıktır hepsi büyük ihtimal birisini yiyecek birisini bulunca beni yiyip bitirirler diye düşünüyorum yani. Beynimi kurtarabileceğimi düşünmüyorum büyük ihtimal.
hakkın rahmetine kavuşmuş olurdum diye düşünüyorum. Yani yapabileceğim bir şey kalmamış. Öncelikle seni çok seviyorum. Benim sorum şu, en sevdiğin ünlü ama yabancılardan. Rihanna'yı çok seviyorum şarkıcılardan. Selena Gomez'i seviyorum. Taylor Swift'i çok seviyorum. Justin Bieber'ı seviyorum. Charlie Puth çok seviyorum. Çok tatlı bence. Daha bir sürü var. Şimdi en popülerlerini söyledim ama yani bunları gerçekten çok seviyorum. Eminim bir sürü var. Oyuncu olarak Jensen Ackles'ı çok seviyorum. Jennifer Lawrence'ı çok seviyorum. Styles'ı çok seviyorum. Dylan O'Brien'a bayılıyorum hatta. Onu ölecekmiş ama Team of Top sezon. Yani o biraz kırdı beni. Benim her şey çok kırdı bu video nedense. Şu an sevgilim var mı? Varsa adı ne? Ve önceki kaç tane sevgilin aldın? Çok zor sorular sormuş ama. Şu anda herhangi bir sevgilim yok. Da takip ettiğin ve çok sevdiğin bir kanalın bir videosuna, herhangi bir videosuna hiç ilk yorum diye yorum attın mı? Bunu çok merak ediyorum. Hayır, sanırım hiç bunu denemedim. Eskiden çok fazla yorum yazsam da YouTube kanalı açmadan önce başka bir kanalım vardı. Oradan çok fazla yazıyordum. Şimdi adını değiştirdim. Rezil olmayayım diye. Ama eskiden yorum atıyordum. Fakat hiçbir zaman ilk yorumu yakalayamadığım için teşebbüs dahi edemedim. Ya olmuyor. Zaten ilk yorum yazsam da hep böyle 25. 26. yorum oluyor ya. Böyle çok popüler bir kanalsa falan öyle oluyor. O yüzden o beni çok kırıyor yani. Ama görüyorum ilk yorumları. Teşekkür ederim arkadaşlar öyle yazanlara. Hatta bu videoya ilk kendim ilk yorum yazacağım. Önce saat 3'te gece uyurken kaldırılıp dışkı dolu bir ahır temizlemek mi yoksa delilerle dolu bir tımarhanede durmak? Ateş'in arkadaşıma sorusunu iletiyorum. Neden Bugs Bunny'ye benziyorsun? Arkadaşım bunu merak ediyormuş senin aklında. Neden Bugs Bunny'ye benzediğini merak ediyormuş. Lütfen açıkla. Neden Bugs Bunny'e benziyorum açıkçası sanırım dişlerim yüzünden bana hep dişlek diyorsunuz. Büyük ihtimal o yüzdendir ama Bugs Bunny'yi ben çok severdim. Bence kötü bir şey değil. Ben seviyorum Bugs Bunny'yi. Buradan Bugs Bunny'yi izliyorsa büyük öpücükler yolluyorum. Deliler dolu bir hastaneyi seçmiyorum. Çünkü o bence çok korkunç. Genelde öyle şeyler hep böyle korku filmlerinde, dizilerde çok fazla izlediğimiz için bana inanılmaz korkunç geliyor. Özellikle böyle insanlar hep böyle aklını kaybediyor. Psikolojik deneyler yapıyorlar üstlerinde. Özellikle bu Teen Wolf'tan sonra iyice soğudum o öyle yerlerden. Dışkı dolu bir ahır temizlemek çok kötü. En azından böyle bir hayvanlarla iç içesin yani. Odanda full böyle eşek ölülerini görünce mi daha çok korkarsın yoksa bir tane böyle yavru bir ayı? Tabii ki arıları görünce deli gibi korkardım çünkü eşek arıları full bir de iğrenç korkunç yani ben çok korkunç. Zaten bir keresinde yazın gerçekleşiyordu arkadaşlar bu geçen yaz. Şimdi ben sabaha kadar oturuyordum yazın. Sabah işte hava aydınlanıyor 6-7 oluyor falan. Bir bakıyorum odada bir tane arı beliriyor. Gerçekten bu her sabah oluyordu. Bir arı böyle tavanda vızızızız. Ben nasıl korkuyorum işte kapıları açıyorum böyle lambaları kapatıyorum. Arı bir anda yok oluyor ama dışarıda kaçtığını görmüyorsun. Kesinlikle dışarı falan kaçmıyor. Arı yok oluyor. Sonra ertesi sabah yine aynı saatte tekrar çıkıyordu. Ben bir ara yani acaba diyorum odaya yuva mı yaptı, burada çocukları olacak, sonra odanın yönetimini ele geçirecekler falan filan diye çok korkuyordum ama sonra o arı yok oldu bilmiyorum. Umarım bu yaz tekrar çıkmaz, umarım burada çoğalmamışlardır odamda herhangi bir yerde. Her neyse ayı olsun isterdim çünkü ayıdan korkmazdım büyük. Eylül kız açabilecek misin hepini? Kız Eylül yükleniyor be. Niye açılmıyor be? Mayama bezeliyken en iyi dersin ATP dinleyen bir şekilde döndürebiliyor musun? Denersem canlansın. Çok sevinirim. Nasıl yanıyor? Çok teşekkür ederim. Ama nasıl yan? Lisedeyken en iyi dersim İngilizceydi. Ben İngilizceyi dediğim gibi çok seviyordum. O yüzden İngilizcem hep böyle 100 falan oluyordu. Hatta bir keresinde hoca, hiç unutmuyorum. Bir gün hoca sınıfa girdi. Hoca dedi, kalk Meryem. Dedi çıkar kalem. Ben dedim ne oluyor hocam ya dedim. Niye beni kaldırıyor? Kötü bir şey yaptım zannettim açıkçası yani. Sonra dedi ki, aferin Meryem. Herkes çok düşük al. Bir tek sen 100 almışsın. Ben orada bir kabardım. Yan bir şekilde şu yuvarlak yapma olayını kesinlikle yapamıyorum. Olmuyor yani. Ama buysa bir şeyler oluyor. Şu an çok çirkinleştim. En çok kullandığım, en çok sevdiğin emoji nedir? Benim en sevdiğim emoji sanırım şu şuralarından böyle damlalar akan. Böyle gülen var ya. Hani böyle dünya yanmışçasına gülen. Onu çok kullanıyorum. En sevdiğim o sanırım. Hayatında hiçbir şey çaldın mı? Hayır ama... Selam. Selam. Mesela bir sihirbaz. Seni istediğin yere götürecek. Nereye gitmek isterdin? Çok güzel soru. Hogwarts'a gitmek isterdim. Özellikle sınav da zamanlarında böyle orada ben de gezeyim isterdim. Çok güzel oldu. Çok eğlenceli oldu. Harry'i takip ederdim böyle falan. Yani çok güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Evet. Meryem Can soruysaysan soru atılır. Soruyorum. Ne keşfetmek istersin? Yürüyen uçak. Meryem ablacığım seni çok seviyorum.
seviyorum. İlk olarak bunu söylemek istedim. Bir de çok klasik bir soru soracağım. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey ne olurdu? Bir turabi diyormuşum. Turabi değil. Bir adet Acun Ilıcalı alırdım ki oyun düzenlesin ve bize yemek versin. Ondan ne bileyim böyle çeşitli ödül oyunları düzenlesin diye. Bir adet pala alırdım. Bir adet de iyi bir dost. Yalnız kalmamak için. Sen de şampuanını bitince içine su koyuyor musun? Meri abla, sana bir sorum olacaktı. Bir sene boyunca ücretsiz pizza yemeği mi seçerdin yoksa çıkmamış olan iPhone 7'yi mi? Seni çok seviyorum. iPhone 7'yi seçerdim çünkü pizza yemek için hem ücretsiz pizza olduğu zaman ben abartırdım. Ben böyle bildiğin yani böyle hayvan gibi yerdim büyük ihtimalle. O yüzden iPhone 7'yi alayım. Benim vücudum açısından daha bu güzel olurdu yani. Evet arkadaşlar, çok çok teşekkür ederim bana soru sorduğunuz için. Eğer beni hala Snapchat'ten takip etmiyorsanız kullanıcı adım yine Meryemcan her zaman olduğu gibi. Beni oradan takip etmeyi unutmayın. Belki ileride yeni Snapchat soracağım videoları olur. Daha böyle hemen haberiniz olmuş olur böylece. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Bye bye. Asla videonun kapağını diyordum. Bir Beverly Hills kızı asla videonun thumbnail'ini çekmeyi unutmamalı. Arkadaşlar,